Çok çok tartışılacak. Biz de şu anda görüntü olmadığı için çok haksızlık yapmak istemiyorum. Pozisyonu çok tartışmalı bir VAR pozisyonuyla. Faul mü değil mi? Çünkü ben faul derim. Yarın keşke program olsa da bu analizi yapabilsek. Oyuncu geliyor, Valbe öne kurtarıyor. Oyuncunun hedefi faul yapmak değil ama o anda ayağı da takılıyor. Fakat acaba ofsayt mı değil mi? Mesela ben başka açıdan bakıyorum. Orada değilim fazla. Görüş açısını kapatıyor mu kapatmıyor mu Volkan'ın? Çünkü Ertuğrul vardı orada gördüğüm evet, kadarıyla. Direğin. Evet. Top da oradan doğru gitti. Hangi görüş açısını nasıldır bilemiyorum. Görüntü olmadığı için yorum yapmayayım. Pozisyonla ilgili kaldı ki hani Serdar Aziz'in pozisyonunu penaltı verdi ya Hüseyin Gücek. Evet, bugün VAR'daydı. VAR'daydı bugün. Hüseyin Gücek ne dedi penaltı için? Gelişi sertti. Bak, değil mi? O zaman gelişi sertse VAR hakemi o kararı verdiysen ki ben şimdi yanlışa yanlış diyemem yani sonuçta. Değil mi? Tabii, Serdar Aziz kararı da yanlıştı. Tabii. Eğer o penaltıyı vermediysen bu pozisyonda da vermeyebilirsin. Benim çünkü tesadüf de Hüseyin Gücek sahada, Hüseyin Gücek VAR'da. Bu yüzden tartışmaya çok açık ama Bursaspor beraberlik golünü hak etti. Tartışmalı pozisyonla ilgili de inan çok net yorum yapmak istemiyorum. Gittim şuraya oturdum pozisyonu seyretmek için ama ekranda tabii izleyicilere saygısız yapmak da istemiyoruz. Arada gidip gelelim diye. Yan gözle de baktık pozisyona. Ama gol attığında 4 tane Bursaspor ceza sahasındaysa ve golden sonra da uzatmaların devamında 4 dakika uzattığı 6 dakikaya gitti maç. O dakikada uzuyorsa demek ki oyunun devamında Fenerbahçe takımı 1-1'e veyahut da yani şöyle diyeyim bazen maçlar olur izlerken izleyiciler. Mesela bizim Mehmet Ertaş böyle sosyal medyayı çok takip eder. Gençler böyle çok güzel sosyal medyayı kullandı. Şimdi Fenerbahçeli birisi demiş ki eyvah 1-1-1-0 korumak için şimdi bekle dur televizyonun başında demiş. Bak bu çok önemli bir donedir aslında. Futbolun matematik olmadığını, izleyicilerin futbolu çok iyi bildiğini, gençlerimizin, herkesin his değil biliyorlar. Fenerbahçe'yi de tanımışlar. Yok, oyunun gelişi hissettiriyor mu? Ayrıca yani, hayır diyorsun. Daha gol olur olmaz söylüyor. Sezgiye bak arkadaştaki. Sonra zaten izler iken de aynı şekilde evet 1-0 bitirmek için ne totemler yapıyordur Fenerbahçeliler. Son bölüm için yine VAR'la ilgili VAR'da döndü. Cüneyt Çakır verdi faul ne yapacaksın? Kim itiraz edecek? Kimse. Öylesine tartışmalı bir pozisyon. Ama cepteki 3 puan 1'le kaldı 0'la da bitebilirdi. Ben 3